Proje değerlidir, kıymetlidir ama gerçekten beni de, teşkilat mensubu arkadaşlarımı da, çok değerli parti büyüklerimizi de ve tabii ki değerli Bursalı hemşehrilerimizi de, esnafı da en çok heyecanlandıran projelerden bir tanesinin başında olmak, içinde olmak son derece büyük bir mutluluk. Tabii tarihi çarşı ve Hanlar bölgesi Bursa'ya mal olmuş. Osmanlı'yı kuran şehir, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'nın sembolü olmuş, çok önemli bir nirengi noktası. Bu bölgede biliyorsunuz 14 tane han, 1 tane bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, bir okul ve 3 türbenin içinde yer aldığı tam bir açık hava müzesi tabirindeyse. Yani Osmanlı'nın dibacesi Bursa'mız, ülkemiz ve dünya mimarisi açısından tarihi çarşı ve Hanlar bölgesi çok önemli bir lokasyon ve UNESCO Dünya Mirası listesinde. Tabii Sultan Külliyeleri ve Cumalı Kızık'la birlikte Bursa'nın Dünya Mirası listesinde yer alması sağlayan bu alan korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Yıllar içerisinde belki geçmişte yapılmış çalışmalar vardı ama buradaki bu şu an hayata geçiren çalışma aslında birçok belediye başkanımız adayımızın da hayaliydi. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Murat Kurum Bakanımızın verdiği desteklerle de bugün projenin hızla ilerlediğini görmek ve artık ciddi mesafe alındığını görmek son derece büyük bir mutluluk. Tabii ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza Bursalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Acele kamulaştırma kararının çıkarılması, Bursa Büyükşehir Belediye'mize bu konuyla alakalı nakdi destekler vermesi, projeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine özellikle izah edildikten sonra hemen sahiplenmesi şehrimiz adına çok önemli bir kazanım açıkçası. Tabii burada uyguladığımız projeyle amacımız tarihi yapıların ortaya çıkmasını, bölge esnafın daha görünür olmasını, hem Bursalıların hem de Bursa'ya gelenlerin daha ferah bir alanda dolaşmalarını, gezmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlamak. Toplamda 38 binanın yıkımını gerçekleştirdik biliyorsunuz. Tabii bu binaların yıkılmasıyla beraber aslında Bursalı hemşehrilerimiz de, olayı izleyenler de, esnafımız da olayı çok güzel sahiplendi ve gerçekten heyecanını hemen hissetmeye başladı. Uygulama projesiyle 9000 metrekaresi yeşil alan ve peyzaj üzerinden oluşan yaklaşık 20.000 metrekarelik bir alan tarihi Hanlar bölgesine kazandırılmış oluyor. Şu anki süreci de kısaca özetlemek istiyorum. Bu bölgede bildiğiniz gibi 350 araçlık yeraltı otoparkının kuyu perde imalatını tamamladık ve hafriyat çalışmalarına başladık. Bakırcılar Çarşısı Meydanı, İpek Han Meydanı'nın altyapı ve zemin tesviye çalışmalarını tamamladık. Zemin döşeme imalatlarına başladık. Nisan sonuna kadar da inşallah bunları bitirmeyi düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere yıkımların ardından yapılan temizleme çalışmalarında Sarcı Sungur Mescidi hemen arkamızdaki beden duvarıyla kalıntılarına ulaşmıştık. Türbe ile Pirinç Han arasında belediyemiz tarafından yapılan arkeolojik kazılar sonucunda 12 tane mezar ve hazire alanı bulundu. Meydan düzenlemesi kapsamında hazire alanını açığa çıkaracağız. Şu an Sarcı Sungur Mescidi'nde ufak detaylar dışında tamamlandı sayılır. Nisan ayının sonuna kadar mescit ile birlikte abdesthane ve WC'lerini hemen yanı başında zemin kaplamaları ve peyzaj düzenlemeleri ile birlikte bitirmeyi planlıyoruz. Bir söz söylemiştim ben dönem başında. Yıkarak Bursa'yı güzelleştireceğiz diye. Allah'a hamdolsun sözümüzü de bu manada yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda yaklaşık 20 dönümlük alanımızın 10 dönümlük kısmı, yani otopark tarafı hariç, Zafer Plaza tarafı hariç komple inşallah Nisan sonunda Mayıs başı gibi açmış olacağız. Bütün detaylarıyla, yeşil alanlarıyla birlikte. Özellikle vatandaşımızın, gelen sakinlerin, çevre esnafında istifade etmesi için tuvalet ve WC'ler de konumlandırdık. İnşallah diğer kısmı da yıl sonuna tamamlayıp bana göre uzun yıllar hayırla yad edileceğimiz ve gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok dualar alacağı bu projeyi de inşallah Bursalı hemşehrilerimizle 2023 sonu itibariyle buluşturmuş olacağız. Ben bugüne kadar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Esnaflarımızdan da tabii haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Zor ve sıkıntılı bir süreç. Yani yıkımlar, kamulaştırmalar, akabinde yıkımlar, altyapıyla alakalı çalışmalar, otoparkla alakalı 20 metre derinliğe kadar ineceğiz. Dolayısıyla bunların hepsi açıkçası birer aşama. Bir de tabii burası tarihi Hanlar bölgesi olduğu için de
koruma kurulundan aşama aşama alınan her tür onayla, yani buradaki bir mezar yeri de, bir hazire de, mescidi de, diğer tüm müştemilatları da izin alınarak, onay alınarak yapılan projeler tarihi bölge olduğu için. Ama bittiğinde gerçekten Bursalı hemşehrilerimizin keyifle gezeceği, dolaşacağı, camisinde namazını kılacağı, meydanından doya doya istifade edeceği harika bir alan hep birlikte hazırlamış olacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olması temennisiyle ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.